Herkese merhaba, ben Buse Kayacan. Profesyonel voleybolcuyum, aynı zamanda da Mektim sporcusuyum. Bulunduğumuz bu zor günlerde biz de yoğun tempomuzu tabii ki de kesmek zorunda kaldık ve antrenmanlarımızı evlerimize devam ediyoruz. Tabii ki hepimiz için çok zorlu bir süreç, dünya için, ülkemiz için. Umarım en kısa zamanda bu süreci hepimiz mutluluk ve huzur içinde atlatmayı başarabiliriz. Karantina sürecinde genelde yazın ikamet ettiğim Bodrum'da geçiriyorum şu anda. Antrenmanlarımı da burada evde devam ediyorum. Burada bahçede çalışmak vesaire benim için sporcu olarak çok daha kolay oluyor. O yüzden buraya gelmeyi tercih ettik. Şu an için her şey benim için yolunda gidiyor. Antrenmanlarımı tabii ki şu anda çok fazla boş vaktim olduğu için haftanın 4-5 gününe yaymaya çalışıyorum. Hem zamanı çabuk geçmesini sağlamak adına hem de tabii ki formda kalabilmek adına 4-5 gün antrenman yapıyorum haftada, öyle diyebilirim. Karantina kilolarına gelince tabii ki de benim de ipin ucunu kaçırdığım zamanlar olmuyor değil, oluyor. Ben de kendime ıslak kek denemeleri, pizza denemeleri yapıyorum. Ama genel olarak durumu dengede tutmaya çalışıyorum. Bir gün çok fazla kaçırdıysam 3-4 gün dikkat etmeye çalışıyorum. Bu şekilde bir denge sağlıyorum. Tabii ki de insanız, evdeyiz ve çok sıkılıyoruz. Yemek ihtiyacı duyuyoruz, canımız sıkılıyor. Şunu alayım, bunu alayım diye sürekli dolabın kapağını açıp bakıyoruz. Evet, hepimiz için çok zorlu bir süreç. Ama önemli olan her zaman hem bu süreçte hem de normal hayatımızda bence önemli olan önemli şey dengeli tutabilmemiz. O yüzden dengeli tuttuğumuz takdirde hiçbir sıkıntı yaşamayız bence. Sanırım koyu bir Friends fanı olarak Jennifer Aniston'da kalmak isterdim bu karantina boyunca. Hem kendisini Friends karakteriyle, Rachel karakteriyle çok seviyorum. Hem de normal hayatta da Instagram'dan da şu anda takip etmeye başladım. İnanılmaz bir karakter, o yüzden onunla kalmak isterdim sanırım. Hem çok komik hem de çok eğlenceli geçerdi. Evden çıkmadığımız bu süreçte hangi Mektim üyesiyle beraber olmak isterdim? Sanırım Neslihan Demir Güler'le beraber olmak isterdim. Nesli'yi çok uzun yıllardır tanıyorum ve çok komik bir insan. Mizah yeteneği çok yüksek olan bir insan. O yüzden bu böyle zor günlerde Nesli'nin moral motivasyon olarak beni çok yükselteceğini düşündüğüm için herhalde Nesli derdim. Nesli'yle kalmak isterdim. Açıkçası normalde çok yoğun bir tempo içinde çalıştığım için yemek yapacak, işte evi temizleyecek bu tarz vakitleri bulamıyorum. Ama bu süreçte bol bol yemek yapmayı deniyorum, tatlı yapmayı deniyorum. Yeni ne bileyim işte hoşuma giden şeyleri YouTube'da izliyorum. Bu şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zaten yemek ve beslenme benim için çok önemli. Karantinada bunun üzerine daha neler koyabilirim onu görmüş oldum aslında. Şimdi bir şu challenge deneme olacak. Ben birazcık ufak tefek sakatlıklarımdan dolayı çok iyi yapabileceğimi düşünemiyorum. Ama bakalım, bir deneyeceğim bakalım kaç saniye kalabileceğim. Ben dizimde ve belimde biraz problem olduğu için çok iyi yapamadım ama sizin daha iyi yapacağınıza eminim.